Bir lisedeki tüm öğrencilerin dinlenme durumundaki nabızları ortalama dakikada 80 atış ve standart sapma dakikada 9 atış ile yaklaşık olarak normal bir dağılım izlemekteymiş. Okuldaki sağlık görevlisi test edilen öğrenciler arasında dinlenme durumundaki nabızları en üst yüzde 30'da olan öğrencilere ek testler uygulamak istiyormuş. Ek test uygulanacak öğrencilerin dinlenme durumundaki minimum nabızları nedir? En yakın tam sayıya yuvarlayınız. Demişler, eğer cevabı nasıl bulacağınızı biliyorsanız ne duruyorsunuz? Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi şimdi de beraber bakalım. Dinlenme halindeki nabızların yaklaşık olarak normal bir dağılıma sahip olduğunu söylemişler. Bu normal bir dağılım kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Normal dağılım hakkında bildiğimiz başka şeyler de var. Ortalaması dakikada 80 atışmış. Hemen not edelim. Standart sapması da dakikada 9 atışmış. Buradaki normal dağılımda ortalamanın üzerinde 1 ve 2 tane standart sapma işaretlenmiş. başka bir değişle. Buradaki mesafe doğru 9, buradaki değer de 89 olacak değil mi? 89'a bir 9 daha eklediğimizde de bu değeri 98 olarak bulacağız. Aynı şeyi diğer yönde yaparsak burası 71, burası da 62 olur. Soruda en üst yüzde 30'a ek test uygulanacağı söylenmişti değil mi? Buralarda bir yerlerde evet bir eşik değeri olacak. Eşik değerinin burada olduğunu düşünürsek bu minimum değere sahip olan öğrencilere ek test uygulanacak. En üst yüzde %30 demek buradaki alanın %30 ya da 0, 3'e eşit olduğu anlamına gelecek. Şimdi bir Z tablosu kullanarak hangi Z değeri için dağılımın %70'inin bundan küçük olduğuna bakabilir. Bu Z değerini ortalama ve standart sapmayı kullanarak da gerçek sonuçlar elde edebiliriz. Daha önceki örneklerde bir Z değeri kullanarak yüzdeyi hesaplamıştık. Burada ise yüzdeyi kullanarak Z değerini bulacağız. Evet, en az %70 olmasını istiyoruz. Tabloda ortalamanın sağında olduğumuz için pozitif bir değer elde edeceğiz. Burası yüzde 50, yüzde 67, 68, 69 giderek yaklaşıyoruz. Yüzde 70'lik eşik değerinin biraz üzerine çıkmak istiyoruz. Evet mesela 0, e 0197019 evet bu işimizi görecektir. Buna karşılık gelen Z değeri 0,53'müş. 0,52'lik eşik değerinin altında kaldığı için işimize yaramaz. Evet Z değerinin 0,53 olması gerekiyor. Hemen not edelim. Şimdi de hangi değerin bize 0,53'lük bir Z değeri verdiğini bulacağız. Bu ortalamanın 0,53 standart sapma üzerinde olmak demekle aynı şey olduğundan Buradaki değeri ortalamaya 0,53 standart sapma ekleyerek bulabiliriz. 0,53 çarpı 9 bir bakalım. 0,53 çarpı 9, 4,77 eder. Artı 80, 84,77. En yakın tam sayıya yuvarladığımızda da dakikada 85 atış elde ederiz. İşte bu. Eğer öğrencinin nabzı dakikada 85 atış ve üzerindeyse bu, onu en üst %30'un içinde yapacak. Bu durumda okuldaki sağlık görevlisi bazı ek testler uygulamak isteyecek.